Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Son zamanlarda çokça konuşulan bir konu var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hayatımızın her alanında kablosuz internetle artık iç içe yaşıyoruz. Peki kablosuz internetin sağladığı etkileri konusunda yeteri kadar bilgi sahibi miyiz? Değiliz. Ama son zamanlarda özellikle YouTube'da ve Instagram'da yayılan bazı videolar var. Bunlarla ilgili konuşmak istedim arkadaşlar. Özellikle çocukların uyuduğu odada modem bulunmaması ve gece saatlerinde modemin kapatılması tavsiye ediliyor. Modeminizi mutlaka kapatın. Eğer şu ana kadar yapmadıysanız eğer, bu geceden itibaren modeminizi kapatmayı unutmayın ve çevrenizdeki tüm dostlarınızla da bu bilgiyi paylaşın. Yani komşularınızla özellikle mutlaka bu bilgiyi paylaşın ve komşularınızın da gece uyurken modemi kapatmalarını söyleyin. Kablosuz internetin yani evdeki Wi-Fi'nin vücuda verdiği zararlar hakkında bakın uzmanlar ne diyor bir bakalım. Nöroloji uzmanı doçent doktor Barış Metin, teknolojiyle beraber hayatımıza giren kablosuz internet kullanımı ve elektromanyetik dalgaların sağlığa etkilerine ilişkin pek çok çalışma yapıldığını, araştırmaların halen sürdüğünü söylüyor. Elektromanyetik dalgaların dokular tarafından emildiğini, bu durumun vücutta çeşitli değişikliklere neden olduğunu kaydeden doçent doktor Metin, bugüne kadar kablosuz internet sisteminin ve cep telefonlarının güvenliği SAR değeri adı verilen bir sistemle ölçüldü. Cep telefonlarının üzerinde bir SAR değeri var. Avrupa Birliği ve Amerika'nın bu konuda koruduğu çeşitli kotalar var. SAR değeri hep dokunun emdiği ısıya göre hesaplanmış, yani dokuyu ısıtıp ısıtmadığı tespit edilmeye çalışılmış, yani termal etkisi ölçülmüş. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve son zamanlarda çıkan yayınlar bu sinyaller ısı dışında dokuda birçok değişiklik yaptığını ortaya koyuyor. Bu konuda çıkan yayınları incelediğimiz zaman Wi-Fi sinyallerinin dokularda hasara yol açtığı, doku genetiğini bozduğu, sperm sayısını azalttığı, erkeklerde özellikle kısırlığa neden olduğu, dikkat, konsantrasyon problemlerine yol açtığı, çocuklarda öğrenmeyi bozduğu şekilde etkileri tespit edilmiş arkadaşlar. Yani özellikle erkeklere çok fazla zararı var. Tabii bayanlara da çok ciddi bir zararı var. Doğurganlığı bile öldürebilen bir etkiye sahip bu Wi-Fi'nin saçmış olduğu sinyaller, manyetik dalgalar. O yüzden bunları elimizden geldiğince etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Geceleri uyumadan önce mutlaka Wi-Fi'yi kapatacağız. Ve akrabalarımıza da bunu söyleyelim. Aynı şekilde herkes kendi komşusunu da uyarsın. Özellikle gece saat 12'den sonra Wi-Fi'yi kapatalım. Ve tüm komşular da aynı şekilde kapattığı zaman en azından daha rahat ve daha sağlıklı bir uyku uyumuş olacağız arkadaşlar. Yani sinyal dalgalarının arasında bir uyku ile sinyal dalgalarının olmadığı bir ortamda uyumak arasında çok farklı bir sonuç çıkıyor. Yani elektromanyetik dalgalar içinde uyumak vücuda o kadar ciddi bir hasar veriyor ki arkadaşlar. Uyku kalitemiz azalıyor. Yani uyuduğumuz uykudan bir tat alamıyoruz. Vücudumuza enerji alamıyoruz o uyku sayesinde. Çünkü mikrodalga sinyaller sürekli evimizin içinde dolaşıyor ve bu da bizim gücümüzü, enerjimizi düşürüyor. Hatta doğurganlığa ve erkeklerdeki sperm sayısını azaltan etkilere kadar uzanıyor. Sosyal medyada izlemiş olduğum birkaç videodan dolayı bu konuyu sizlerle paylaştım. Çünkü yeterince halkımız bu konuda bilgi sahibi değil ve birçok kişi de umursamıyor, bir şey olmaz diyor. Ama bugün bir apartmanda bir bakıyorsunuz 50 tane Wi-Fi çıkıyor. Telefondan bakabilirsiniz. Bulunduğunuz apartmanda bir anda 50 tane, 60 tane, 20-30 tane Wi-Fi yani internet kullanıcısı var. Bazı evlerde 1-2 tane internet var ve bunların hepsi sürekli açık arkadaşlar. Bunların etrafa saçmış olduğu o kötü enerjileri, o dalgaları, o sinyalleri bir düşünün. Ve bu sinyaller insan sağlığı için çok ciddi zararlar ortaya koyuyor. Bunlardan kurtulmak için ne yapmamız lazım? Wi-Fi'mizi özellikle kendimiz uyurken kapatacağız arkadaşlar ve komşularımıza da nazımızın geçtiği komşularımız varsa bunlara da söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Onların da kapatmalarını sağlayacağız ve hep birlikte
Bu bir kul hakkı, aynı zamanda diğer komşumuza zarar vermemek için Wi-Fi'mizi kapatacağız ve onlar da aynı şekilde Wi-Fi'yi kapatacak. Gece saatlerinde kapatılmasını şiddetle öneriyorum diyor. Komşunun modemi çok yüksek bir zarar vermeyecektir ama çocuğun odasında ya da çocuğun odasına yakın modemi kesinlikle tutmamak gerekir. Yani eğer komşunun evi ve modemi çok yakınsa bu aradaki duvar hiçbir etki etmiyor modemin zararlarından kurtulmak için. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani komşunun da kapatması gerekiyor arkadaşlar. Herkes bu bilinçte olursa inşallah toplum olarak daha sağlıklı bir yaşam elde ederiz. Daha kaliteli bir yaşam elde ederiz. Ve daha kaliteli bir uyku uyumuş oluruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Evet, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu geceden itibaren modeminizi kapatmayı unutmayın. İnternetin açık olduğu evde hiçbir zaman sağlıklı uyku elde edemeyeceksiniz arkadaşlar. Bunu dikkate alırsanız sevinirim ve bu videoyu sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoya yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuyla ilgili yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar, bazı problemler varsa eğer mutlaka yorumlarda belirtin. Radyasyondan etkilenen kişiler olabilirsiniz. Bununla ilgili düşünceleriniz varsa mutlaka yorumlarda yazın arkadaşlar. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok ciddi bir şekilde yükseliyoruz. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Hepinizi bekliyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.